Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine geldim karşınıza ama böyle gelirken tam yayına girerken ya ben arkadaşlara şimdi ne diyeceğim? Bardağın dolu tarafından mı sohbete gireceğim, boş tarafından mı sohbete gireceğim? Olumlu mu olacağım, olumsuz mu olacağım diye sohbete başladık. Başladık başlamasına ama arkadaşlar enteresan gelişmeler oluyor. Taraftar ne bekliyor abi? Taraftar, sizler, bizler, hepimiz abi 6 numara bekliyoruz. 6 numara. Yıllardır beklenen 6 numara bir türlü ortalıkta yok abi. Hala ufukta yok. Ha birileri martaval okumaya devam ediyor. Orayı geçelim. Ama 6 numara dün yoktu, önceki gün yoktu, önceki gün, önceki gün derken yılları kastediyorum, sezonları kastediyorum. Ya biz en son kimi gördük 6 numara olarak biliyor musunuz? Asuncao! Asun Çağu'yu gördük ya. Asun Çağu geldi. Ve Asun Çağu'yu getiren adam sonra tesadüfen Liverpool'u bilmem Real Madrid maçında yorumcu oldu. 6 numaranın tanımını yaptı. Orada Real Madrid'de ya da Liverpool'da oynayan 6 numaranın özelliklerinden dem vurdu. Sonra onun trolleri, onun elemanları, avane takımının elemanları, ay Allah dedi hocaya bak be. 6 numaranın bir tanımını yaptı ki yeme de yanında yat. Ulan yaptı da peki Asun Çağ'ı ne? Efendim almadı. Galatasaray yönetimi o Burak Elmas var ya ne hain almadı. Rahmetli Mustafa Cengiz almadı. Önden öncekiler almadı. Hiç kimse almadı ya. Almadı. Peki kendin gittin çöpleri aldın. Çöpleri alırken bir tane 6 numara niye almadın? Onları yok abi. İyi oldu mu kendisi, çöp oldu mu dönemin başkanı, yöneticileri. Asun Çağ'ı kim aldı abi? Asun Çağ'ı Burak Elmas var ya. Ulan bu Burak Elmas ne beceriksiz başkan biliyor musunuz? Gitti abi. O Asun Çağ'ı aldı biliyor musunuz? Ulan istemiyor adam ya. Adam istemiyor. Daha iyi teknik direktör diyor ki ulan ben Asun Çağ'ı ne yapacağım abi? Kafayı mı yediniz diyor. Yok abi alacaksınız. Asun Çağ'ı benim emmimin oğlu oluyor dedi. Burak Elmas aldırdım. Adam da oynamadı tabii. Neyse arkadaşlar ya işin dalga dümen kısmı bir tarafa da şimdi sizi ben biraz gerilere götüreyim. Şu Okan Buruk Hoca'nın mukavele imzaladığı gün var ya, hani ondan önce yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı. Bu Bay Başkan Dursun Emmi ile Erden Timur var ya, bunlar kimi istiyorlardı? Malum şahsı teknik direktör istiyorlardı. Sonra bunlara malum yerlerden, tepelerden, yüksek yerlerden talimatlar geldi. Geldi bunlar el mahkum. Dediler ki yok olmaz, Okan Buruk Hoca oldu. Ama bunlar yedikleri golün acısını çıkarma adına görürsün. Biz de ne yaparız dediler herhalde. Kapalı kapılar ardında konuşuldu. Hatta o imzanın atıldığı gün Okan Buruk Hoca'ya dediler ki seni malum kişi aradı mı? Aradı. Beni tebrik etti. Yardıma hazırım dedi. Ben de dedim ki bir gün sonra yaptığımız sohbette aman bırak yardımı gölge etmesin yeter dedim değil mi? Abi onlar tiyatro. Biz neler gördük abi. Hani derler ya ulan bir kulağımın arkası kaldı derler ya. Bizim bir kulağımızın arkası değil. İki kulağımızın arkası da gitti abi. Biz neler gördük neler emmiye. Geçelim şimdi bunları. Kim yardıma hazır? Kim tebrik etti? Geçelim. İçeride dediler ki şu var bu var. Florya'da 7 oda var. 7 tane Atatürk fotoğrafı var. Yanında hepsinin malum şahsın fotoğrafları var. Hala kaldırmadılar. İçeride işte 7 kişi var. Bilmem kim. Onun adamları hala içeride Florya kaynıyor. Niye? Çünkü başkan başka hizmetler peşinde. Öbürü Erden Timur birilerinin talimatıyla hareket ediyor olsa gerek herhalde. Ama ben size şunu söyleyeyim. Yeminle söylüyorum. Eli mahkum, eli. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Okan Hoca şunu söylüyor çok net bir şekilde. Bunu basın toplantılarında da söylüyor ama birebir şöyle diyor Okan Hoca. Bakın ben ötesini karıştırmayın. Okan Hoca diyor ki kardeşim ben günde 3 defa telefon ediyorum Erden'e. 3 defa 4 defa telefon ediyorum. Nerede kaldı 6 numara, 10 numara, o bu falan. Bunlar ne diyorlar? Efendim biz şunu alacağız, bunu alacağız. Okan Hoca onay verecek. Vermiyor ya. Biz bulup getiriyoruz. Bak ne güzel Guey'i getirdik. İşte Carvalho'yu getirdik. Ondan sonra Endombele'min, Kombele'mine onu getirdik. İşte Pedro'yu getirdik, Kedro'yu getirdik. Hiçbirini almadı. Neydi? Grealish midir? Ne karnı ağrısı? Onu getirdik, almadı. Bunu ya bu Okan Hoca var ya futbolcu da beğenmiyor. Biz ne yapalım kardeşim?
Gidiyoruz, anlaşıyoruz. Bak işte en son gittik bilmem şey neydi, Evander miydi? Evander'i de bulduk getirdik. Adam hala karar vermedi ya. Alalım mı, almayalım mı diye karar vermedi demeye getiriyorlar. Yani bunlar sizin anlayacağınız abi eviriyorlar, çeviriyorlar. Yedikleri golü çeşitli cambazlıklarla Okan Hoca'nın üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Diyecekler ki takım bakın haftaya maç var. Şunun şurasında ne kaldı? Haftaya lig başlıyor. Galatasaray ligin en güçlü takımlarından biri Antalya deplasmanında ligi açacak. Kiminle açacak abi? Görünen o. Öyle 6 numara yok. Berkan var, Taylan var, Çıkıldağ var, Mikıldağ var abi. Efendim yok bilmem Mösyö'yü almışlar, Gösyö'yü almışlar. Aldığında ne oldu abi? Tamam adam kötü adam değil belki. Ama dur bakalım daha bu takıma uyum sağlayacak. O olacak bu. Bir tane Oliveira var. Oliveira. Daha öbürü de gelmedi bildiğim kadarıyla. Gelecek. Mukavele üzeri imzalayacak. Takıma uyum sağlayacak. Bilmem ne birkaç gün antrenman ver eline Antalya. Abi şimdi biz bunları geçelim. Benim anlatmak istediğim bu. Bunlar ne diyorlar abi? Biz alıyoruz Okan Hoca istemiyor. Biz getiriyoruz Okan Hoca beğenmiyor. Ya bu Okan Hoca. Ben de şimdi diyorum ki Okan Hoca istemedi öyle mi? Yalancının ta heh. Nokta nokta siz sevin yalancıyı. Gözlerinden öpün o yalancıların siz. Okan Hoca ha bunlar biz bulduk beğendik getirmedik getirdik. Okan Hoca beğenmedi. Okan Hoca istemedi. Ben de diyorum ki yalancının ta alnının ortasından öpelim. Birlikte. Ha, yalancının ta kim yalan konuşuyorsa. Nasıl beğenmedi kardeşim? Evander'i Okan Hoca niye beğenmesin? Kendi istiyor ya. Kendi istediği adamı Okan Hoca niye beğenmesin? Bakın ben bu sohbeti özellikle geciktirdim. Bugün itibariyle ayın 29'u değil mi bugün? 29'u itibariyle geciktirdim. Dedim ki belki öğleden sonra bir gelişme olur. 6 numara, 10 numara, o olur, bu olur. Yok abi yok. Oradan bak yok, buradan bak yok. Bekle yok, öyle yok, böyle yok. Ne diyorlar abi? Ne diyorlar? Efendim şey Okan Hoca beğenmedi. Okan Hoca istemedi. Hayır hiç öyle değil. Bakın ben şimdi o gölge etme başka insan istemez muhabbeti var ya. Peki ben başka bir sohbet daha yaptım 20 gün önce. O Okan Hoca'nın hemen ardından yaptığım sohbetin ardından dedim ki senaryo hazırlanıyor. Erden Timur senaryo hazırlıyorlar. Önce Cenk Ergün'ü yiyecekler sonra Okan Buruk'u bitirecekler dedim. Dedim mi demedim mi? Dedim. Ondan sonra buna benzer birkaç tane sohbet yaptım. Var aşağıda abi var. Bakın gidin 20 gün geriye 15 gün geriye 20 gün geriye gidin. Bu sohbetler orada duruyor. Ersan Çelik söyledi bunları. Bu abiniz bu kardeşiniz söyledi kardeşim. Söyledi. Ben o zaman söylediğimde kimsenin işine gelmedi. Kimse bana inanmadı. Bak şimdi herkes ne diyor? Bunlar Okan Hoca'yı yiyecekler. Malum şahsı takımın başına getirecekler. Ben onunla da ilgili sohbeti yaptım. Siz Okan Hoca'yı yiyip eğer malum şahsı geri getirirseniz Galatasaray'da ihtilal olur dedim. Dedim mi? Dedim arkadaşlar dedim. İhtilal olur dedim. Hala sözümün arkasındayım. Ha bunları benim yerimde başka birisi olsa bunları söylemez. Öbürleri gibi giderim abi koyculuk yaparım. Aman da imparator, aman da şöyle, aman da böyle. Burak Elmas kötüydü, öbürü bilmem neydi derim abi. Abone sayım 50 bin olur abi. Yalandan dolandan şeyin yönetimin sözcülüğünü yaparım. O geldi bu geldi derim abi. 50 bini geçerim aslanlar gibi. Ben doğruyu söyledim. Ben sizi kandırmam kardeşim. Bizde legaluga yok, bizde yalan dolan yok. Bizde asıl olan Galatasaray'ın menfaatleridir. Tıpkı sizler gibi. Sizler nasıl Galatasaray'ın menfaatlerini istiyorsanız, güçlü bir Galatasaray'ı sahada görmek istiyorsanız arkadaşlar, en iyi oyuncular bu takım kimleri görmedi abi? Hacileri, Toferelleri, Popestuları, Snyderleri, Drogbaları, Elmanderleri, Baraşları kimleri gördü ya? Kim daha hangisini sayayım abi? Bunları gördü. Bu saydığım futbolcuların hangisini malum şahıs aldı? Hiçbirini abi. Feguriler, Belhandalar, Gomisler bunlar en iyi döneminde Galatasaray'a gelmedi mi? Geldi de nasıl geldi? Bir bakın şimdi.
Hala damga dümen, hala abidik bubidik. Arkadaşlar bakın, şimdi önce reçeteyi söyleyelim. Ben bundan önce de söyledim. Ya Galatasaray 3 tane futbolcu alacak ya. Atla deve değil ki. Bir tane 6 numara alacaksın. Bir tane işte oraya 10 numara alacaksın. Araya da bir tane işte Mitsoy'u aldılar. Mitsoy de 6.5 de. Araya da 6 numara. Koy bir tane 6 numara abi. Melo Fernando karışımı taş gibi. Bak bakalım ne oluyor. Defansa ben bile oynasam abi, senin orta sahan, oraya bir tane Carvalho'yu koydun. Şöyle söyleyelim. Melo Fernando, Fernando ayarında bir tane o karışım bir oyuncu koydun. Önünde Mitso. Ne bileyim şey Oliveira. Tamam abi, bu orta saha abi iş yapar. O Evander abi, bir de Evander'i koydun. Koy ileri Seferovic'i. Sağ tarafta o, sol tarafta o. Bak bakalım nasıl yürürsün abi. Yürür gidersin, ezer geçersin. Bir tarafta Yunus, öbür tarafta Kerem. Neyse yani. Aslanlar gibi yürür müsün? Yürürsün. Peki niye almıyorsun abi? Galatasaray'ın öncelikle transfer etmesi gereken, transfer ayı mevsimi açıldığı gün Galatasaray'ın transfer edeceği bir numaralı oyuncu 6 numaraydı. 6 numarayı daha önce gelenler almadı. Almadı. Baktık 6 numara hala yok ortada. Demek ki Galatasaray'ın transferini başkaları yönlendiriyor. Öyle ya. Sonuç oraya geliyor. İster istemez biz bunu düşünüyoruz. Abi bunu yapamazlar. Bakın ne yaparsanız yapın. Şimdi Dursun Emmi düşmüş abi şey derdine. İşte ayın 30'unda 31'inde kongre var. Şey mali genel kurul var. İşte bilmem projelerin geçeceği genel kurul var abi. Bu genel kurullarda üyelere şey yapacak. Derdini anlatacak. Onlardan onay alacak. Zaten verirler kardeşim. Mali Genel Kurul yeni dönemin bütçesini onaylarlar. Bir gün sonra da işte Kemerburgaz yapılacak. Florya boşaltılacak. Öbürü var. Adayı zaten hemen istedikleri gibi bak 45 günde bile cepten de vermişler 8 milyonu. O cillop gibi yaptılar abi. Millet gelsin orada rakı balık işte götürsün ucuz mucuz falan. Bize ne? Ne yaparlarsa yapsınlar da sen üyeleri kafalıyorsun. Onları kafa kolu alıyorsun. O güzel. O taraftarı da mutlu et o zaman. Efendim biz futbolcu alacağız, almasını alacağız ama Galatasaray'ın parasını bilmem nereye saçmak istemiyoruz, sokağa atmak istemiyoruz. Hadi lan oradan, parayı sokağa atmak istemiyorlarmış. Alt tarafı belli. Kaç para vereceğiniz, kaç alacağınız oyuncular belli işte. İsmi geçen oyuncular, kaçırdığınız oyuncular, oydu buydu, bir sürü tipler var. 500 bin fazla versen ne olur, 1 milyon az versen ne olur abi. Vereceksin abi. Ver bugün Evander'e 1 milyon yüzünden bu iş olmayacaksa yazıklar olsun. Allemedin kullemedin verin kardeşim. Galatasaray'ın bugüne kadar menajerlere oralara buralara ne paraları gitti. Ne cukkaları millet aldılar yediler malı götürdüler. Çalınan formalar hırsızlar bilmem ne cirit attı. Galatasaray'ı soyup sovana çevirmişler abi. Şimdi 500 binin hesabını yapıyor. Abi ne 3'ün 5'in hesabı mı yapılır? Git abi sen bir tane 6 numara oraya harbiden bir tane toşaklı 6 numarayı koy. Taraftar verir o farkı size. İstiyorsanız deyin ki biz buraya 6 numarayı Asun Çağ'ın ayarında 3 kuruşluk bir adam getirecektik. Sizin yüzünüzden 5 milyonluk adam getirdik deyin. Gider taraftar abi ürün alır, forma alır, kombin alır, anasının nikahını alır. Size yine istediğinizi verir. Bu taraftar bu fedakarlığı yapar. Ama sizin derdiniz üzüm yemek değil. Sizin derdiniz Okan Hoca'yı al aşağı etmek. Buna bak, buna taraftar uyandı. Buna taraftar uyandı abi. Harbiden uyandı. Taraftar biliyor işi. Bakın ben aldım, burada notlar var şimdi. Burada millet uyanmış işe. Ersan Çelik bunları 20 gün önce Okan imzayı attığı gün söyledi mi? Söyledi. Millet şimdi abi uyandı. Diyor ki lan ne oluyor ya? Ne oluyor diyorlar. Ne haber? Poşet yan derler adama. Millet uyandı. Okan'ı yiyecekler bunlar diyor. Okan Hoca'yı yemek için diyor. Her türlü abidik gubidik numaraları çeviriyorlar abi. Şimdi... Burada neymiş efendim? Galatasaray Alanya Spor'dan Efe Can Karaca'yı istemiş de Alanya Spor 2 milyon dolar talep etmiş. Galatasaray 1,5 milyona kadar çıkmış ama Hasan Çavuşoğlu 2 milyondan aşağı inmem demiş. Ulan sen eğer bu işte sahibinin sesi bir tane küçük küçük atan bir tip var ya o. Ulan madem eğer sen buna 2 milyonsa bunun artık 2 milyonlu o ne... Bir buçuğunu veren adam 2 milyonu dese ki adama gel kardeşim baba sen 2 istiyorsun ben de 1,5 veriyorum. Şurada 1,750 de anlaşalım. Adam 250 dolar için seni şey mi yapacak 250 bin dolar için? Alacaksan bu oyuncuyu böyle al hemen. Al 2 saat uzatma. Uzatma kardeşim, uzattığın zaman ne oluyor? Kaybeden kim oluyor? Galatasaray oluyor.
Şimdi bakın ben size göstereceğim ha. Göstereceğim değil de söyleyeceğim. Taraftar dedim ya, Okan Buruk'a kurulan tuzakları onu bunu görüyor. İşin legaluga kısmı olduğunu görüyor. Şimdi bakın karışık karışık söyleyeceğim. Erden Timur Efendi açıklama yapmış. Diyor ki artık ilk 11'imizi tamamlıyoruz. Bundan sonra fırsat transferleri ortaya çıkacak. Fırsat kollayacağız diyor. Ne fırsatı kollayacaksın lan? Neyin fırsatını kollayacaksın? Senin 6 numaran yok, 10 numaran yok. Adam fırsat kollayacakmış. La fırsat kolla. Sen fırsat kollarken başka yerlerini kollayacak duruma düşeceksin. Bak burada bir tanesi çok güzel dalga geçmiş. Bir arkadaşımız diyor ki Kemerburgaz tesislerine kazma vurulması için artık her şey hazır. Hiçbir pürüz kalmadı. Okan Buruk'un kararı bekleniyor. Yeminle söylüyorum böyle yapmış. Helal, harika, 10 numara geçirme abi. Haşır, dursun. Bak geçiriyor Erden. Her boku biliyorsunuz ya. Bak böyle geçiriyor işte. Burada gelelim şimdi, karışık gidiyoruz dedim ya, Ali Akman meselesine. Şu Ayhan Akman'ın yeğeni var ya, işte şeyden getirilecekti, Frankfurt'tan. Abi ben bu oyuncuyu niye kiralık alıyorum? Abi satın alma opsiyonu bilmem neyi varsa eyvallah. Kiralık ben Ali Akman'ı niye alayım? Ali Akman'ı alacağım, oynatacağım. Geçen sene o vardı ya, bir tane Halil midir, Derviş midir neydi? Babası bir malum şahsın arkadaşıydı. Aldılar, oynattılar. Bir halt oynayamadı ya. Oynasaydı ne olacaktı abi? Adamlar 10 milyondan kapayacaktı. Adamı oynatacağım, parlatacağım. Bir de diyecekler ki sana 10 milyon para. Allah'tan yürüdü gitti de defoldu Galatasaray'dan. Galatasaray gol attı. Sevinmeyen bir adamdı ya. Sevinmeyen bir adamdı. Böyle bir adamı Galatasaray'a getiriyorlar. Şimdi aynı şey Ali Akman. Ali Akman geldi diyelim, oynadı. Bir de 25 maçta oynayacakmış. 25 maç oynattın ettin abi. Parladı yıldızı. Hadi bakalım Frankfurt'a geri. Abi bir opsiyon opsiyon koyun değil mi? Yok abi, böyle bir şey yok. Şimdi Erden Timur Efendi diyor ki dün yıldız bir oyuncu ile görüştük. Dikkat edin buraya. Dikkat buyurun arkadaşlar. Dün yıldız bir oyuncuyla görüştük. İlk sorduğu soru, geçen seneyi 13. sırada bitirdiniz. Sebebi neydi diye sordu. Avrupa olmayınca böyle sorular olabiliyor. Peki kardeşim, geçen seneyi 12. sırada, 13. sırada bitirdiniz. Sebebi ne? Sana ne lan desene sen de. Sana ne puş? Sen alacağın paraya bak. Ben de o zaman şunu derim. Ben geçen seneyi 13. sırada bitirdim ama ben Türkiye'nin en çok şampiyon olan, Avrupa şampiyonu olan, Süper Kupası olan, Türkiye'nin en çok taraftarı olan, en popüler, en bilinen markasıyım. Büyük Galatasaray'ım. Şunun var, bunu. Ben de buyum. En çok şampiyon olan benim. He? Onu söyle o zaman. Bilmiyor musun? Lisanında bunları anlatmak yok mu? Beceremiyor musun? Git Haldun Üstüneli getir ya da Cenk Ergün'e yetki verin. Anlatsın bunları abi. Anlatsın. Sen bunları anlatamıyorsun ama bak Seferovic var orada. Seferovic'e de ki ya bana, ben bak çok ünlü bir futbolcuyla görüştüm Seferovic. Bana böyle böyle diyor. Sen şuna bir cevap ver. Seferovic ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Galatasaray Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü diyor. Abi bir sezon şanssızlık olabilir. Bayern Münih olmadı mı? Manchester United yıllardır aynı şanssızlığı yaşamıyor mu? Real Madrid yaşamıyor mu? Galatasaray efendim bir sezon başarısızlıkla geçirmiş, sıkıntı yaşamış, Avrupa'ya da gidememiş. Avrupa ünlü futbolcu böyle diyormuş. Bu da adam, bu adam da bunu utanmadan bize neden olarak getiriyor. Transfer beceriksizliğini örtmek için. Gelmiyorlarmış. Bırak Cenk Ergün'e bak nasıl gelir. O da beceremiyorsa gidin Haldun Üstünel'e. Bak nasıl getirir. Abi ikna edeceksiniz. Adam sana geçen sene neden böyle diyorsa sen de diyeceksin ki bak her büyük takım, her büyük camia ara sıra böyle bir sezon tökezler kardeşim. Biz de malum bir teknik direktör yüzünden bu hale geldik. Onun çöp transferleri yüzünden. O yüzden senin gibi kaliteli bir futbolcu istiyoruz dersin. İkna edersin. Bunu diyemiyorsan abi o zaman gelip medyanın karşısına çıkıp da böyle saçma sapan konuşup da komik komik durumlara düşme abi. Devam etmiş arkadaşlar. Diyor ki Erden Timur Efendi, yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik ve böylece övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Hadi ya, Drogba'ları, Snyder'leri getirenler, daha geriye gittiğimiz zaman o kadar ünlü futbolcuları getirenler niye acaba getirdiler? Neden getirdiler? Bana bir bunları bir söyle yani. Söyleyemezsin.
gelip bunları burada söylüyor. Abi ikna edeceksin. İkna kabiliyetin yoksa da çekileceksin arada. Belhandaları, Fegulileri, Gomisleri, nasıl getirdi Maykonları, Fernandoları, Cenk Ergün, efendim fazla para. O günkü koşullarda o para veriliyordu. Bugünkü transfer piyasasıyla o günkü transfer piyasası bir mi? Avrupa'da da bilmem ne bir futbolcunun bilmem nereye kadar değeri gidiyordu. Bak şimdi bir arkadaşımız şunu söylemiş. Terim'in yalaması olan 5 kuruşa etmez satılık gazeteciler ordusu tarafından Okan Buruk'a komplo düzenleniyor. Günaydın. Bak kardeşimiz söylüyor. Sizi de uyarıyorum. Hani bana kızıyorlar ben şimdi bunları yapmıyorum diye bana abone olmuyorlar ya. Çok da umurumdaydı. Ulan ben doğruları söylüyorum. Ben Galatasaray'ın menfaatlerini söylüyorum. Galatasaray'dan başka gerçek yok. Aslı olan Galatasaray'dan ötesi teferruattır diyorum kardeşim. Anlayın bunu. Ve devam ediyor. Sakın diyor oyuna gelme Galatasaraylı. Amaç Okan'ı yiyip Terim'i iş başına getirmek. Bak bak bunu söyleyen bir kardeşimiz tweet atıyor. Bundan 20 gün önce bunları kimse söylemezdi. Ersan Çelik söyledi. O günlerde kötü oldu. Ha 50-100 kişi beni takip etmekten çıkmış. Çok da umurumdaydı. Ulan çıksanız ne olur çıkmasanız ne olur. Benim için Galatasaray önemli. Benim gönül İbrahim Galatasaray'dan yana kardeşim. Kişiler değil. Kişiler gelip geçicidir. Siktir edin onları siz. Beni ilgilendirmez. Bak şimdi Erden Timur Efendi ne demiş? Alacağımız 6 numara profili oyun kurabilen, ısıran, temaslı oyun oynayabilen, enerjisi yüksek bir oyuncu. Hadi ya! Hadi ya! Abin mi verdi sana bu tanımı? Hani Real Madrid Liverpool maçında yapmıştı ya böyle. Bu tanımı yapmıştı ya. Ha, demek ki sen akıl hocan o abinden aldın bu şey talimatı. Ne güzel ya. Bunlar bayağı bir olmuşlar birbirleriyle gidiyorlar. Devam ediyor yani. İşte dün yıldız bir oyuncuyla görüştüm diyor vesaire vesaire. Hangi teknik direktör kaliteli futbolcularla çalışmak istemez? Bu manidar haberleri doğru okumak gerekiyor. Maksatları yönetim üzerindeki transfer baskısını azaltmak, ligdeki olası kötü sonuçlardan Okan Hoca'yı sorumlu tutmak ve 5. Fatih Terim dönemi çığırtkanlığı yapmak. Evet, işte bu. Ersan Çelik bunu Okan mukavele imzaladığı gün anlatmaya çalıştı. Anlatmaya çalıştı. Ama o günlerde hiç kimse, abi biz testi kırılmadan bunları gösterdik. O günlerde bunları anlattık. Dedik ki bunlar dolap çeviriyor, bunlar üçkağıt. Bunlara seçimi kazandıran, hani Dursun Enbiye birileri dedi ki cüceler cüceler seçimi biz kazandırdık. Bize verdin, söz verdin dedi. Bilmem aydınlık günleri bilmem ne günlerini sportif aşeye getirecektin. Malum kişiyi teknik direktör yapacaktın. Verdiğin sözleri neden tutmuyorsun? Tut sözleri diye adamın tepesinde boza pişirdiler. O da dedi ki nasıl yapayım kardeşim? Emir yüksekten geliyor. Emir yüksekten geliyor. Yaparsam ayvayı yeriz. Ada gider, tesisler gider demeye getirdi. Bak. Okan nasıl bereketiyle geldi? Okan teknik direktör oldu. Adayı açtın. Kemerburgaz tesislerini tapulara aldın ya. Nazilli testisi gibi böyle gösteriyorsun ya. 3 tapu burada, 2 tapu burada. 3 tapu burada. Tapu dursun. Tapu dursun. O tapuları yedirirler bir gün adama. Şimdi bir arkadaşımız da şunu söylüyor. Ben de biraz önce söyledim. Ali Akman'ı bonservisiyle alsak tamam. Ama kiralık ne gerek var? Altyapıdan Topçun Emre Aydın'ı, Eren Aydın'ı neden şans vermiyorsun? Altyapıdaki çocuklar torpil olmadan A takımda oynamıyor mu? Oynayamıyor mu? Abi sen Ali Aydın Akman'ı eğer satın alma opsiyonuyla almıyorsan o zaman bu iş olmaz. Olmamalı. Olur da olmaz. Olmamalı arkadaşlar ya. Olmamalı yani. Şimdi bakın Erden Timur Efendi'nin başka bir sözü daha var. Açıklama yapmış da ben bunlara ya yeni görüyorum. Erden Timur, dün önemli bir yıldızla görüştük. Everton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Güzel. Dün önemli bir yıldızla az önce söylemiştim görüştük. Neden geçen söze 13. bitirdiniz diye sordular. Bunlar sıkıntı oluyor. Ne sıkıntısı oluyor lan? Çağır Seferovic'i Galatasaray'a anlatsın. Galatasaray'ın
geçen sene eğer şanssız bir sezon geçirdiyse bunu anlatamıyorsan karşı tarafa o yıldız futbolcuya, Galatasaray'ı küme düşürme noktasına o sıkıntılı sezonu yaşatan kişinin malum kişi olduğunu niye söylemiyorsun? Çünkü o kişiyi, Okan Buruk'u sallayıp teknik direktör olarak getireceksiniz. O futbolcuya bu gerçekleri söylersen, o futbolcu da ikna olup gelirse, bir süre sonra o malum şahsı karşısında teknik direktör olarak görürse ne olur diye, değil mi? Onu düşünüyorsun. Bunların alayı çakal. Başka bir Galatasaraylı kardeş bakın ne demiş. Bodrumlu takımın başına gelirse kimse maçları takip etmesin, stada gitmesin. Onun yan kulübeye kavgalarını izlemek için mi gideceğiz maçlara? Evet abi. Aynı fikirdeyim. Abi hakemlerle kavga, yan kulübeyle kavga, cezalar, giderler, enkaz haline getirilen bir takım. Saldım çayıra, Mevlam kayıra futbolu. Rezil bir futbol. Ne olacak abi? Kim anlatacak bana bunları? Bunların cevabını kim verecek? Hadi versin bakalım, verebiliyor mu birisi? Abi şimdi başka bir şey. Yine güzel toparlamış arkadaşımın biri, sağ olsunlar, ellerine sağlık. Şimdi diyor ki işte bir televizyon programında bilmem ne gecesinde diyor, sırayla Grealish transferiyle ilgili bakın nasıl bir seyir olmuş. Grealish Galatasaray'da. Grealish'te ufak pürüzler kaldı. Grealish 1.5'dan 2.5'a yükseltti maaş istemini. Grealish'in menajeri sorun çıkardı. Ve en sonunda Okan Buruk Grealish'i veto etti. Anladınız değil mi? Bakın eviriyorlar, çeviriyorlar. Bunlar çünkü danışıklı dövüş zarfçılar var. Tuğla kalınlığında zarfları alan yiyiciler var ya. Onları kullanıyorlar. Önce haberi uçuruyorlar, geliştiriyorlar. Yalan köpürtülüyor. Ondan sonra abi alacaktık, gelecektik, Okan istemiyor. Alacaktık, gelecektik, Okan. Ben de diyorum ki yalancının ta nokta nokta siz devam edin abi. Siz devam edin. Devam edin abi. Şimdi başka bir güzel yine geçirme var köküne kadar. Diyor ki arkadaşımızın biri, Galatasaray Cristiano Ronaldo, Messi ve Mbappe ile anlaşmıştı. Fakat Okan Buruk onay vermediği için transferler iptal olmuş. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Bakın malum Dursun Emmi, yanındaki adam malum Timur Erdem. Bakın nasıl çalışıyorlar, kimlerle anlaşıyorlar ama ya bu Okan vermiyor abi. Niye vermiyorsun abi ya? Niye vermiyorsun? Versene onayı yani. Okan niye vermiyorsun? Bak burada ne demiş şimdi? Yine sahibinin sesinden biri, bilmem ne geceler anlatıyorlar ya, her boku biliyorlar. Biz biliyoruz. Oturuyorlar abi kaki Galatasaray'la alakası olmayan tiplerle beraber. Adam diyor ki Okan Buruk, Evander'e onay verse 1-2 güne biter. Ama Okan Hoca Berkay Özcan'ı istiyor. Henüz resmi bir teklif yok. Yani Evander'i istemiyor. İstemiyor şey Okan Buruk. Bana diyor Başakşehir'den Berkay Özcan'ı alın diyor. Şimdi arkadaşlar başka biri de şöyle demiş. Okan Buruk şunu istemedi, bunu istemedi. Ona onay verirse transfer bitiyor tarzı haberlere inanan Galatasaray taraftarı var mı? Bunlara ciddi ciddi inanan varsa bizim Fener taraftarından farkımız kalmadı demektir diyor. Doğru söylüyor kardeşim. Doğru söylüyor. Okan şeyi Evander'i kim istemez abi? Evander'in burada derlemişler, toparlamışlar abi. Attığı goller, oynadığı futbol var, görüntüler var. Hani sıkıntı olmasın diye şimdi göstermiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle bir şey var. Çok güzel. Bunun da üstünde konuşalım. Diyor ki arkadaşımızın birisi. Grealish, Evander, Diawara, Bakayoko ile görüşülüyor, anlaşılıyor. Öyle diyorlar. Görüştük, anlaştık diyorlar. Sonra tüh ya, hocamız veto etti deyip vaz mı geçiyorlar? Bu oyuncular ile görüşmeye giderken hoca neredeymiş? Güzel soru. Peki rastgele oyuncu seçip öyle mi görüşme yapmışlar? Hocanın da son ana kadar hiç mi haberi olmamış? Yani bunlar bu işte Elman Evander'le onunla bununla görüşüyorlar abi. Hocanın da hiç haberi yok. Bunlar hocaya demiyorlar, teknik direktöre ki biz falancaya gidiyoruz, görüşeceğiz, bundan görüşelim. Görüşmeye gitmeden sorun hocaya. Deyin ki biz görüşmeye gidiyoruz emmi. Senin onayın var mı? Görüşüyorlar, anlaşıyorlar abi. Ondan sonra
Hoca biz görüştük, anlaştık. Ne dersin? Veto. Lan bu Okan Buruk var ya, bak bak. O kadar da hemen çektik. Emek çektik. Yalancının. Yalancının, yalancının diyorum. Bu yalan malan değil abi. Bunların yaptığı var ya, bunların yaptığı kendilerini ele vermek. Bunlar zeytinyağı gibi su üstüne çıktı. Bunların gerçek niyetleri belli oldu. Bunların eninde sonunda tek istedikleri bir şey var. Bunlar derken Dursun Emmi'yle şeyi söylüyorum. O Erden Timur'u söylüyorum. Abi bahane ediyorlar. Yok paraydı, yok puldu, yok Galatasaray'ın parasını harcamayız, sokağa atmayız. Galatasaray'a gelmek istemiyorlar. Neden geçen sene 13. oldunuz? Estekli, köstekli. O yüzden transfer yapamıyoruz. Abi sizin eliniz mahkum ya. Daha kafadan 6 numarayı getirecektiniz. 6 numarayı alacaktınız. Daha bunun gibi aşağı doğru arkadaşlar. Bir sürü şeyler var. Ne diyor? Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. İşte almadık vesaire vesaire diyor. Yine aynı numara, tekrar aynı yerlere geliyoruz. Tekrarlara girmeyelim abi. Anladınız değil mi şimdi? Yani Okan Buruk'u bunlar kecempereye getirmeye çalışıyorlar. Bu önceden bunun senaryosu yazılmış. Bunların amacı abi Okan Buruk'u Antalya maçı mağlubiyet, peşinden Giresun, Ümraniye maçları bir beraberlik falan, sonra Trabzon deplasman yenildi. Okan diyor ki baba olmuyor bu işler. Hadi sen tasını tararını topla. O arada zaten Cenk Ergün sinek ikilisi olmuş. Cenk Ergün'e yetkiler verilseydi inanın bana 6 numaranın kralı gelirdi. O gelirdi, bu gelirdi. Transferler şu anda bitmiş. Okan Buruk aslanlar gibi. Bir defa Okan Buruk şu eldeki çöp kadroya bile istekli, cesur top oynatmaya çalışıyor çocuk. Ne yapacak abi? Öyle ya da böyle. Benim beklediğimden daha iyi hamleler yaptı. Daha cesur çıktı. En azından geriye kaleciye o ahmakça, aptalca pasları yasakladı. O kaleci Mustafa oyunu yavaşlattığı zaman arkadaşlarım anlatıyor bana orada. Okan kenarda çıldırıyor diyorlar. Çıldırıyor. Çabuk oyunu topu oyuna sok. Çabuk. Mustafa abi alıyor, al gülüm. Ben açık söyleyeyim abi. Öyle ya da böyle Galatasaray'ın içerisinde hala birilerine hizmet eden tipleri ayıklayıp hemen kıçına tekmeyi vuracaksın. Bunlardan kurtulacaksın. Galatasaray, Okan diyor ki 3-4 tane oyuncu gelecek. Nerede abi? Nerede? Niye gelmiyor? Gelenler yok. İşte 1-2 tane hep tersten abi. Hep suya tersten dalıyorlar. Abi senin önce en kötü yerin mevkin neresi abi? Defans, orta sahan değil mi? Gittin önce defansı aldın. Hadi Markova gitti aldın. Sağ bek. Elinde 2 tane 3 tane sağ bek vardı. Sağ bek. 3. sağ bek aldı. Sol bek dediler. Hadi genç çocuk, ona da bir şey dediğim yok. Ya elinde can ne var? Mustafa Muhammed var abi. 23 yaşındaki Mustafa Muhammed'i okuttun. Hadi Cagne deli meli gönderdi. Üstelik yarı parasını sen veriyorsun. Muhammed Mustafa'yı 250 bin euroya gönderdiler abi. Adamlara bir daha 5,5 satır alma opsiyonu verdiler. Severovic'i. Tamam Severovic'e bir şey demiyorum ama ben Antalya maçını Mustafa'yla da Cagne'yle de kurtarabilirdim. Ama benim orta saham yok. Orta saham Taylan, Berkan, Çikirdağ, anasının nikahı, Ömer Bayram vesaire vesaire. Hala Ömer Bayram. Galatasaray 1. Avusturya kampına gitti abi. O kamp kimin için yapıldı abi? Kaç tane yeni futbolcun vardı elinde abi? Yok. Hiç kimse yok. 2. Avusturya kampı abi. Oynayan futbolculara bak. Birinci işte İtalyan takımıyla maç yaptın abi. Oynayan futbolcular Ömer Bayramlar, onlar şeyler, Oğulcanlar, Moğulcanlar abi. Bunların kaç tanesiyle lige girecek? Kaç tanesi bunların Antalya maçında oynayacak? Hiçbiri. Nerede? Bu kamplar kimin için yapıldı? Bu masraflar kimin için yapılıyor? Efendim defans oyuncu alacağız, defans. Peki Luyendama'yı kim kara listeye aldı? Malum şahıs. Getirdi etti, sonra kara listeye aldı. Peki Mustafa kimin kara listesindeydi? Malum şahısın. Cagney'i kim çöp haline getirdi? Malum şahıs. Kimleri istiyor malum şahıs? İşte şeyleri, Ömer Bayramları, onları, bunları. Onlar takımda mı? Takımda. Peki abi şu anda Galatasaray'ın en çok parlayan iki oyuncusu, göze batan hazırlık maçlarında, kamplarda kim? Emre Akbaba'yla Yunus. Değil mi? Yunus'la Emre. Peki kardeşim bunlar geçen sene neredeydi? Bir Alanyaspor'da, bir Adana Demirspor'da. Galatasaray'dan çöp olarak gönderildiler. Biri Galatasaray'ın çocuğu olarak geldi. Emre Akbaba çöp olarak gitti. Yunus Galatasaray'ın çocuğu da altyapısından geldi, çıkmıştı. Çöp oldu, gitti. Az daha da Rize Spor'a tapusuyla gidiyordu.
Allah'tan doğru yerde, doğru hocanın, doğru takımda elinde olunca yıldız olarak geri döndü. Arkadaşlar ya utanma yok, sıkılma yok. Hala bunlar Okan'a tuzak kurma peşindeler ama benim 20 gün önce Okan'ın imza attığı günlerde ve onu takip eden 2-3 gün içerisinde yaptığım sohbetlerde anlattığım gerçekleri şimdi herkes gördü. Şimdi anladınız mı? Bazı arkadaşlar diyor Ersan Çelik sen bunları anlatıyorsun da neden senin abonesi artar mı lan benim abone sayım? Adamların kuyruğuna basıyorum. He? Adamların bütün oyununu planını öyle ya da böyle az da olsa gücüm fazla olmasa da bozuyorum. Etkili yetkili yerlere beni dinleyen birileri bunları iletiyor. Teknik direktörü iletiyor, oraya iletiyor, buraya iletiyor. Adamlar beni direkt kafadan izlemese bile izlediklerinin çoğunun izlediklerini biliyorum. Ama izleyen izler, izlemeyen izlemez. Önemli değil. Ben zaten onlar için bir şey yapmıyorum. Ben gerçekleri size anlatıyorum kardeşlerim. Siz gerçekleri bilin de kim ne halt yerse yesin. Adam yok ben şunları alacağım bunu aldım şöyle oldu böyle oldu yaptım ettim Okan bunu istemiyor. Ben de diyorum ki yalancının ta alnının ortasından öpün siz. Öpün abi. Neyse abi. Bunlara ne denir biliyor musunuz abi? Bunlara ne dendiğini ben size söyleyeyim. Bakın bunlara şöyle bir şey denir. Arkadaşlar bunlara öncelikle şu söylenir. Yalan söylüyorsun. Yalan. Bir daha dinleyelim. Evet arkadaşlar yalan söylüyorlar ve bunlara arkadaşlar bu gerekiyor. Bu gerekiyor. Bunu lütfen dinleyelim. Çüş. 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 Yedi sülalene çüş. Aynen öyle. Okan istemiyor he. Çüş. Çüş. Aynen öyle arkadaşlar. Çüş ki çüş yani. Bunlar bu çüşü hak ettiler. Dibine kadar, sapına kadar hak ettiler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bunlara çüş olsun. Yuh olsun. Bu rezillikleri yapanlara ben Galatasaraylı demem arkadaşlar. Bu kadar abidik gubidik numaralar çevirip de Galatasaray teknik direktörünün elini rahatlatmayanlara, Galatasaray'ın asıl sorunu olan 6 numara transferini çoktan bugüne kadar yapmadan bugüne bırakanlara şimdi abidik gubidik bahanelerle estek köstek numaralarla işi Okan Buruk'un üstüne yıkıp kendi üzerlerindeki bir okuyucu arkadaşımızın Twitter'daki arkadaşımızın da belirttiği gibi kendi üzerlerindeki baskıyı kaldırıp bütün suçu Okan Buruk'un üstüne yıkmak biz istedik bak getirecektik o istemedi yok efendim Berkay Özcanlar bilmem neler hadi bakalım güle güle gel bakalım malum şahıs yok öyle bir şey şunu söyleyelim o malum şahıs bir daha Galatasaray'ın kapısından içeri giremez zaten girmemeli ha bu Galatasaray bazı şeyler olur olur olmaz diye bir şey yok abi ama biz artık bir daha o enkaz futbolunu saldım çayıra mevlam kayıra futbolunu geriye kaleciye yana pas abi kimi görsen milletin burasına geldi ya nedir o ya artık amatör kime de geleceği yana geriye kaleciye pas yok ya. Adam maç içerisinde sıkıştığı zaman iki kere ya da üç kere ya veriyor ya vermiyor yani. Böyle futbol mu var? Böyle ilkel bir futbol nerede var abi? Böyle bir oyun anlayışı. Ama bakın şu anda yapılan çevrilen bir takım abidik gubidik numaralara baktığınız zaman da oraya gidiyor. İşte ben de o yüzden diyorum ki yuh kere yuh, çüş kere çüş arkadaşlar. Hepinizden içten saygılar, sevgiler. Şimdi ben bunları söyledim ya bazı troller hemen Ersan Çelik'e sallayın. Sallayın abi sallayın. Aslı olan Galatasaray. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar abone olanlar bizim bu anlattıklarımıza destek verip abone olanlara teşekkür ediyorum. Yeni abone olacak arkadaşlarıma da teşekkürlerimi gönderiyorum. Bizim için asıl olan Galatasaray'dır. Gerisi teferruattır. Galatasaray başarılı olduğu zaman Okan'ın eline 3 tane 4 tane oyuncu böyle kaliteli oyuncularla ki vermek zorundalar verecekler. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar abi. O paraları basacaklar abi. O paraları o futbolculara basacaklar. Başka yolu kalmadı.
Kalmadı basacaklar. Elleri mahkum abi. Basacaklar alacaklar. Hadi bakalım almayın. Adama o adayı da modayı da bak ne yaparlar. Adamın kafasına geçirirler. Ben bu kadarını söyleyeyim. Dursun emmi şimdi öyle daha bir süre önce teneke bağlanarak kıçına gönderildiğini unutmuş. Havasından geçilmiyor. Abi önce futbolcu alacağım. Futbolcu. Sen kafa üyeleri kafaladın. Kongre, mongre bilmem ne. Onlar iki duble rakı beyaz peynir, iki dil beyaz peynire falan tam olurlar. Ama Galatasaray taraftarı taşın altına elini sokuyor. Ürün alıyor, kombine alıyor. Kar, yağmur, çamur, soğuk, kar, fırtına dinlemiyor. Maçlara geliyor. Orada şeyde adada keyif yapacak olan, ense yapacak olan adamların evde ürünü yok. Onu yok, bunu yok. Bir tane ya forma ya vardır ya yoktur. Kombineleri bile yoktur. Taraftar fedakarlık yapacak. Taraftar her şeyi yapacak. Siz taraftara çile çektireceksiniz. Yıllardır. Yıllardır bunu sürdürüyorlar. 6 numara o bu hiçbir şey yok. Hadi bakayım almayın da görün. Hadi yiyorsa almayın da göreyim ben sizi. Arkadaşlar dediğim gibi paylaşımı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hepinize saygılar, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.